Tarihi Ahval, Ahvali Tarih'in yeni bölümlerine hoş geldiniz efendim. Bu sezon boyunca, 3 ay boyunca Cumhuriyet'in kurucu babalarından olduğunu düşündüğümüz 3 figürü aslında masaya yatıracağız. Bugün Mahmut Esat Bozkurt'la başlıyor olacağız. Önemli bir şahsiyet. Diğer bölümlerde de Kazım Karabekir ve İsmet İnönü üzerine kelam ediyor olacağız. Nasılsın dostum? İyiyim dostum, teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çalıştık konumuzu gene. Çalıştık. Görüşemedik ama uzun zaman oldu aslında. Ya biraz dinlendik işte, dinlenmeye ihtiyacımız varmış. Evet. Biraz işte yeni bölümünün hazırlıklarını yaptık. Taşınmalar falan da oldu. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz takipçilerimize, izleyicilerimize. Çok destek oluyorlar. Olumlu yorumlar var. Kıymetli geri bildirimlerde bulunuyorlar. Yani bazen şaşırarak soruyorlar, onu da netleştirmiş olalım. Yani sizin nasıl bu kadar çok şeyi biliyorsunuz diyorlar. Yani aslında bu kadar çok şeyi bilmiyoruz ama oturup çalışıyoruz. Tabii ki. Hazırlığımızı yapıyoruz ya da işte bildiğimiz konuların farklı veçeleri için biraz daha detaylandırıyor oluyoruz. Yani biz de kendimizce bilgi dağarcığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biz de öğreniyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler evet. paylaşmaya İçimiz çalışıyoruz. İçimizde ailenin akıl küpü değiliz yani. Yok çalışıyoruz. Öyle bir iddiamız da hiçbir zaman olmadı. Yani öyle şey gibi... takla attıran filan böyle bilgilere bir şeyimiz yok, bir yapımız da yok, öyle bir iddiamız da yok. Ama hakikaten ciddi ilgi görüyor program. Beni sevindiren şey şu, geçenlerde işte Antep'teydim, aile ziyareti, bayram ziyareti oldu. Çarşıda dolaşıyorken bir kişi durdurdu işte ve programı takip ediyormuş, efendime söyleyeyim. İşte programla ilgili güzel şeylerden bahsetti. İşte bir de özlemiş, yeni bölümler olacak mı falan diye sordu. O çok hoşuma gitti. Diğer hoşuma giden bizim programla alakalı esasında şu. Böyle daha çok işte İstanbul merkezli değil de daha böyle periferide de özellikle Anadolu'da benim oradaki üniversitelerde çalışan birçok arkadaşım var. Çok çok parlak, çok yetenekli akademisyen arkadaşlarım, sosyal bilimlerin değişik disiplinlerinde. Onlardan gerçekten harika feedbackler aldım. Stahiş'le bahsettiler, eskilerin deyimiyle programla alakalı. O beni çok mutlu etti ikimizin adına. Öyle. Burak var, sen de tanıyorsun, genç tarihçi arkadaşımız. O da sana çok selam söyledi. O da programları çok hararetle takip ediyor. Yeni bölümleri bekliyor. Bir de Bülent Bey var, Bülent Polat, Antepliymiş. Evet. Ben hem sizin programı yakından takip ediyorum dedi, selam verdi bana sağ olsun geçenlerde Kadıköy'de. Bir de ben hatırlamıyorum tabii ama bu yaptığım hem kurumsal dersler çerçevesinde de onların şirkete falan da bir ders yapmışım ben. Ben sizi oradan da tanıyordum hocam dedi. Programı da takip ediyorum. Ümit Hoca'ya da çok selamlar, ben de Antepliyim diye ekledi. Sağ olsun. Üzerimizde kalmasın, Bülent Bey'e de buradan sağ olsun. Selam olsun. Mahmut Esat Bozkurt. Mahmut Esat Bozkurt'la benim aslında... İlk tanışmam 2005'te yüksek lisans tezimi, Türk Milliyetçiliğinin sosyoekonomik sonuçlarını çalıştığım yüksek lisans tezim sırasındaydı. Şimdi birazdan senden rica edeceğim, o aslında tırnak içinde kullanıyorum bunu, klişeleşmiş bir sözü var. Yani şimdi Mahmut Esat Bozkurt tabii şöyle önemli, yani Kemalist ideolojinin en önemli ne diyelim teorisyenlerinden bir tanesi, kuramcılarından bir tanesi. Fakat farklı cephelerden diyelim, farklı bakış açılarından da farklı şekillerde böyle bir klişeleştirilmiş, karikatürize edilmiş bir hali var. Yani kim olduğunun ötesinde biz biraz da o farklı perspektiflerin, farklı bakış açılarının Mahmut Esat Bozkurt'u, Mahmut Esat Bey'i nasıl yansıttığı üzerinden de aslında onunla böyle bir tanışıklığımız var. Yani daha böyle Kemalist çevreler için tabii böyle neredeyse yine diğer kurucu babalar gibi kutsiyet atfedilen figürlerden bir tanesi. Türkiye'deki hukukçulara baktığında malum işte Türk medeni modern hukuk sisteminin kuruluşunun aslında yani böyle harcını karan insanlardan önemli bir hukukçu. Profesör zaten, doktorasını falan İsviçre'de tamamlayıp. İsviçre yıllarına da ayrıca değinmek istiyorum. Orada senin ciddi anlamda çalışma konularına giren bir kısım var. Evet. Mahmut Esat Bey'in ideolojik bagajı için, ideolojik müktesebatı açısından bize aslında çok bilgi sağlayacak, veri sağlayacak olan kurucu yılları, o İsviçre'de geçirdiği doktora yaptığı, hukuk doktorası yaptığı yıllar. Bir de tabii biliyorsun klasik işte daha bu böyle İslamcı ideoloji perspektifinden bakanlar da biraz abartarak da olsa işte ne İtalyan ajanlığı kalmış ne bir şey kalmış ama malum oradaki tartışmalar sonuçta işte
dinle olan böyle bir mücadelesi var o dönemin, biliyorsun o dönemin kurucu babalarının. Hı hı. Ondan dolayı hani İslamcıların da ona öfkeyle veya işte bir en azından mesafe, minimumda evet mesafeyle bakmalarını açıklıyor bize. Evet. Mahmut Esat Bey'in yaklaşımının, tabii o biliyorsun daha önceki sezonlarda da hep tekrar tekrar açıkladık. Hani zihniyet perspektifinden baktığımızda o sürekliliği görmemiz açısından da, hı hı, müthiş veri sağlıyor. Hı hı. Senden şimdi şeyi rica edeceğim. Bir, o Mahmut Esat Bey'in kafasındaki o öz Türk, hı hı, Türk kimdir? Bu memlekette, bu vatanda Türkler haricindekiler nasıl konumlandırılıyor? Hı hı. Nasıl konumlandırıyor Mahmut Esat Bey bunları zihninde? Ve aynı zamanda da bunun zihniyet açısından sürekliliğini bugün bile, programa başlamadan önce, kayda girmeden önce seninle konuştuk. Yani ne kadar güncel olduğunu bu düşüncenin, yani o dönemin, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında kurucu kadroların zihnindeki, hakim zihnin yaklaşımının bugün dahi nasıl devam ettiğini çok net görebildiğimiz bir örnek var. Orada belki hem paylaşırız, videoyu paylaşırız izleyicilerimizle, ama senden de onu bir dinlemek istiyorum. Güzel gidiyordun aslında ya, devam edebilirdin daha. 3 aşağı 5 yukarı bugünkü programın Mahmut Esat Bozkurt özelinde neler konuşacağımızı tematik olarak kapsayıcı bir biçimde sen ifade ettin. Umarım yani birlikte Celal Bayar'ın üstesinden geldiğimiz gibi Mahmut Esat Bozkurt'un üstesinden de geliriz, hakkını veririz. Hakikaten bugün yine işimiz çok zor. Ele aldığımız persona, şahsiyet, tarihsel figür hem bir teorisyen, ideolog hem de praksis yönü olan bir eylem adamı aynı zamanda Mahmut Esat Bozkurt. Ve Cumhuriyet rejimi, Cumhuriyet dediğimiz, yani Cumhuriyet derken bunu bir Türk modern ulus devletinin yeni rejiminin adı. Yani bu rejimin sütunlarını, payandalarını, kanonlarını oluşturan, sütunlarını oluşturan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Çok özür diliyorum, böleceğim. Müthiş zeki bir adam aslında. Müthiş zeki ve belagatı çok kuvvetli müthiş, yani. Yani birçok yani müthiş zeki, dediğin gibi belagatı çok kuvvetli, inanılmaz okur ve yazar. Yazarlık yönü 16 yaşından başlamış, bir gazetede yazmaya başlamış. Esasında o dönemin entelektüel münevverler diyelim, o dönemin diliyle konuşalım, münevverlerine baktığımızda Yakup Kadri Karaosmanoğlu da buna yani örnek olarak verilebilir. Daha çok böyle gazetelerde yazmaya başlıyorlar, günlük yazarak o alışkanlıklarını ediniyorlar. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt'a atfen söylenen, onun söylediği bu 1930'ların başında Ağrı'daki Kürt isyanından sonra, tırnak içinde öyle diyelim, kendisi şundan bahsediyor. İki ırk arasında bir savaş olarak tasvir ediyor birincisi bunu yani. Ve iki ırk kim var işte? Türkler var, Kürtler var yani. Bunu söyledikten sonra şöyle bir ifadesi var. Şunu diyor. Benim fikrim, kanaatim şudur ki dost da düşman da bilsin ki bu memleketin efendisi Türktür. Öztürk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır. O da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır. Bundan birkaç gün önce, İşte programdan önce konuşuyorduk. Kayseri'de şöyle bir olay cereyan ediyor. Akşam bir otobüste işte bir genç annesiyle otobüste telefonla Çerkezce konuşuyor. İşte Çerkezce konuştuğu için otobüsteki bir kişinin ırkçı söylemlerine maruz kalıyor. O kişi, işte Çerkezce konuşan o genç delikanlıya şöyle, şunları söylüyor. Bu ülke Türklerin ülkesi. Her şey Türktür. Çerkez değil. Bu ülkede ikinci bir dil konuşulamaz. Kürt olsun, Çerkez olsun, kim olursa olsun bu ülke Türktür diyor. Yani baktığınız zaman hani şöyle düşünelim. Bunu ben boş bir kağıda yazsam ve tırnak içine alsam, altına da kimin ismini yazmak isterseniz desem. Biraz böyle tarihi bilenler Mahmut Esat Bozkurt yazacaktı ya da güncel siyaseti takip edenler de Ümit Özdağ yazacaktır. Hayır, bu bayağı Kayseri'li bir yurdum insanı. Baktığımız zaman Mahmut Esat Bozkurt, yani dediğim gibi hem teorisyen hem ideolog hem eylem adamı, benim açımdan
Yani biraz Cumhuriyet'in kurucu kadroları meselesine de gelelim. Bu süreklilik ve kopuş meselesi. Artık klişeleşti. İşte İttihat ve Terakki ile Cumhuriyet rejimi arasında, yeni kurulan Cumhuriyet rejimi arasında süreklilik var mıdır? Kopuşlar var mıdır? İşte Erik Jan Zürcher baktığın zaman 1908 ve 1950 arası süreklilikten bahsediyor. Özellikle kadrolar üzerinden bunu açıklıyor. Şimdi meseleye bu dar kalıbın içinde bakmayalım. Bunun dışına çıkmaya çalışan başka perspektifler de var, başka paradigmalar da var. Biz bu rejimin içini dolduran, işte payandalarını, sütunlarını teşkil eden, nasıl söylesem, bu rejimin epistemolojisini oluşturan Mahmud Esat Bozkurt gibi, işte daha sonra konuşacağımız İsmet İnönü'nün, ama Mahmud Esat Bozkurt bence hukuk ve alanında yaptığı çalışmalarla hakikaten bu rejimin kanonize edilmesi, Kemalizmin ilk ideologlarından, ilk teorisyenlerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekin Alp, yani Nami Diğer, daha doğrusu Moïse Cohen, Nami Diğer, Tekin Alp ile birlikte bu rejimin dinamiklerini teşkil eden, Mustafa Kemal'in yakınında onun güvendiği, itimat ettiği, Mustafa Kemal'in eleştirecek eleştirilerini dinleyebileceği kadar itimat ettiği bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bence hani bu tarihsel figürlerin düşüncelerini, yazdıklarını, eyleyişlerini, hem siyaseten hem de teorik olarak yaptıklarını, eylem repertuarlarını analiz edersek hem yeni kurulan rejimin dinamiklerini daha iyi anlamış oluruz. Hem bugün Türkiye'nin demokrasisinde yaşadığımız sorunları ya da bu hangi tarihsel problematiklerden kaynaklanıyor, nereden neşet ediyor, bunun da kökününe, kaynağına inmiş oluyoruz gibime geliyor. Şimdi Mahmud Esat Bozkurt bir kere tanımamız lazım. Bu adamın yani düşünsel, fikri bagajını, repertuarını şekillendiren olaylar, kişiler kimler, neler? Şimdi Kuşadalı Mahmud Esat Bozkurt. Kuşadası'nda babası Kuşadası Belediye Başkanı Hasan Bey. Aynı zamanda daha sonra İzmir İl Meclis üyesi oluyor. İzmir'den liseden sınıf arkadaşı var. Sonradan da Ankara'da mecliste birlikte bulunmuşlar. Turgut Türkoğlu'nun ifadesi bu. Mahmud Esat Bozkurt'un 15-16'lı yaşlarda, genç yaşlarda Türk olmayanlara karşı şiddetli bir nefret beslediğinden bahsediyor. Şimdi bu nefretin arka planında ne var baktığımız zaman? Bu nefretin arka planında ailesinin, büyük toprak sahibi olan ailesinin yerli, diğer otoktan halk olan Rumlara karşı çıkar çatışmalarının olduğu söylenebilir. Bu Hans Lukas Kieser'in Türk'le İhtidar kitabında da Mahmud Esat Bozkurt'la ilgili argümanlarından bir tanesi. Bu arada literatüre dair bir eleştiride bulunacak olursak bu kadar külliyatı olan yani 1930'larda artık iyice dörtbaşı mamur bir şekilde kadro hareketiyle de birlikte iyice kurumsallaşan Kemalizmin bir ideoloji olarak yeni rejimin kurucu unsuru olarak, yani yeni rejimin düşünsel sistemi olarak oluşturulan Kemalizmin yapı taşlarını oluşturan bu kişiye dair yazılmış eleştiren critical neredeyse bir monograf yok. Ya onu söylemeye çalıştım ya, yani o derece çalışmalar dahi, Mahmud Esat üzerine yapılmış çalışmalar dahi kendi içlerinde o derece karikatürize olmuş, o derece klişeleşmiş ki. Evet. Yani bizim burada aslında yapmaya çalıştığımız daha önceki konuları ele alış biçimimizdeki gibi, yani o yani sosyolojik bakış açısıyla veya işte o Almanca terimle söyleyecek olursak aslında biz Erklären üzerinden değil, Ferştehen üzerinden biraz daha anlamaya yönelik olarak hareket ediyoruz. Evet. Yani Mahmud Esat Bozkurt'u Mahmud Esat Bozkurt yapan taşlardan tek tek başlayarak aslında onu yeniden yaratmaya çalışıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Evet, biraz da iki önemli çalışma var. Hakkı Uyar'ın bir çalışması, önemli bir tarihçi, ben çalışmalarını yakından takip ederim. Yani belki yaklaşımlarımız farklı olsa da ben çalışmalarını kıymetli bulurum. Onun Mahmud Esat Bozkurt'u sol bir Kemalist, solcu bir Türk milliyetçisi olarak tasvir ettiği bir kitabı var. Bir de Şaduman Halıcı'nın, yine o da önemli tarihçilerden biri, dönemi çalışan. Dediğim gibi yaklaşımlarımız taban tabana zıt diyebilirim. Ancak Mahmud Esat Bozkurt'la ilgili yazılmış iki önemli kitap, bu Hakkı Uyar ve Şaduman Halıcı'ya ait.
üçüncü bir kitap ben söyleyemiyorum. Bu iki kitap Mahmut Esat Bozkurt'u daha çok öven, onun yaptıklarını işte daha o kalıpları da kullanmak istemiyorum ama hani olumlayan diyelim. Şimdi Kemalist Ulusalcı çizgide yazılmış o kalıpları kullanmak istemiyorum. Mahmut Esat Bozkurt'u daha çok bu Cumhuriyet rejiminin kurucu unsurlarından, kurucu aktörlerinden biri olarak değerlendirip onun söylemlerini, yaptıklarını, özellikle işte ceza hukuku alanında medeni hukuk kanunu, ona da gireceğiz zaten, olumlayan iki çalışma. Üçüncü bir çalışma, yani hem bu iki çalışmayı eleştiren, bunu revize eden üçüncü bir çalışma maalesef Mahmut Esat Bozkurt üzerine yok. Şimdi hakikaten komplike bir adam. Sofistike bir adam aynı zamanda, hem de komplike bir adam. Anlamak biraz zor. Belki bu dönemin özellikle Cumhuriyet rejiminin kurucu kadrolarında olan diğer isimlerle birlikte düşündüğümüzde hani bu dönemin aktörlerinin ve siyasi figürlerinin kafasının karışık olduğunu söyleyebiliriz. Kendileri tabii o dönem öyle düşünmüyorlar, kafalarının karışık olduğunu düşünmüyorlar ama biz retrospektif okuma yaptığımızda şimdi şöyle düşünüyorsunuz, yani bir insan, bir entelektüel ya da münevver hem milliyetçi hem de sol tandansı nasıl olabilir? Ya da işçilerin haklarını, köylülerin haklarını savunan Mahmut Esat Bozkurt nasıl nazizm güzellemesi yapabilir gibi. Benim Mahmut Esat Bozkurt'la ilgili belki en son söyleyeceğim şeyi en başta söylemiş olayım. Daha sonra yine söyleyip sağlamasını yaparız vereceğimiz bilgilerle. Birbirine zıt, birbirinden farklı fikri akımları, düşünceleri, ideolojileri nasıl bir araya getirebiliyor? Bunlarla nasıl uyumlu bir çizgide üretebiliyor, yazabiliyor, ifade edebiliyor? Benim Mahmut Esat Bozkurt özelinde bu döneme dair, bunun içinde işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'su, kadro hareketinin diğer üyeleri, hani nasıl bağdaştırabiliyorlar? Nasıl aralarında bir uyum bulabiliyorlar? Ne bileyim, yani içinde faşizm var, nazizm var, sol var, sosyalizm var, milliyetçilik var. Bu açıkçası tam anlamlandıramadığım bir şey. Belki zamanın ruhuna uygun bir düşünce biçimi. Peki hali. Sence şunu söylemek çok ileri gitmek olur mu? Yani daha henüz ortada Nazi Almanyası örneği dahi yokken aslında Mahmut Esat üzerinden biz bir nasyonel sosyalizm yaklaşımı görüyoruz aslında yani. Hı hı. Yani birebir aslında tarif ettiği şey, evet, daha sonrasında, evet, Hitler Almanyası'nda göreceğimiz düzenli. Yani bildiğimiz nasyonel sosyalizmi terim olarak da kullanarak aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Ona da gireriz. Önemli bir noktaya işaret ettim. Onunla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Özellikle Atatürk İhtilali kitabında, evet, bundan bahsediyor. Yani şunu söylüyor. Mahmut Esat Bozkurt'un önce doğum Kuşadası'yla başladık. Şimdi biraz ileriye attın sen bize ama olsun, geri döneriz. Flashback yaparız. Şöyle bir şey. Faşizmle nazizm arasında bir ayrım yapıyor. Bu ikisinin arasındaki farklılıklardan, ayrımlardan bahsediyor. Ve bir Türkiye'deki rejimin ve bu rejimin betimleyen ideolojine Kemalizm. Tabii o dönemde Kemalizmler var. Yani bir tek Kemalizmden de bahsedemiyoruz. Nazizme daha yakın olduğunu söylüyor. Ve Nazizmden tek farkının Nazilerin ya da Nasyonal Sosyalizmin onların ırkçı olduğunu ama Türkiye'nin ırkçı olmadığını. Türkler zaten hiçbir zaman ırkçı olmamıştır. İfade ediyor. Yani yaptı ama Nazizme yönelik yok. Yani Nazizmle paslaşmaları, Nazizmle ve o rejimin temsilcileriyle kurduğu yakınlaşma, yakınsama, onları duyduğu sempati, bu çok açık, çok bariz. Faşizme ve Mussolini'ye karşı geliştirmiş olduğu eleştirel bakış, daha soğuk tavır Atatürk İhtilal kitabında kendini oldukça belli ediyor. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt İttihatçı mıydı? Mahmut Esat Bozkurt İttihat ve Terakki'ye yakındı. İttihatçılara yakındı. Daha öğrenciyken bile İttihat ve Terakki'ye yakın duran bir görüşü var. İttihat ve Terakki'nin İzmir'de çıkardığı İttihat gazetelerinde yazılar yazıyor ve Kuşadası'ndaki İttihat ve Terakki şubesinde çalışıyor. Kendisini İttihat ve Terakki'nin solunda,
İttihat ve Terakki'nin solu ne demek? Bunun yani bunu da tam anlamı nedir? Bunu da bilmiyorum ama İttihat ve Terakki'nin solunda tanımlıyor. Tabii ki İttihat ve Terakki yeksenak, monolitik bir yapı değil. Sağı, solu, ortası, önü vardır ama hani baktığımız zaman solunda onun İttihat ve Terakki'nin solundaki diğer kişiler, şahıslar kimler? Ben onları merak ederim doğrusu. Ya biz de onu biliyorsun İttihat ve Terakki'yi incelediğimiz bölümde zaten onun yeknesak bir yapı olmadığını, neden olmadığını, o farklı pozisyonlardaki şahıslar üzerinden zaten incelemiştik. Orada belki bir boşluk bulduğu için veya kendisini öyle görmek istediği için. Ya ben onu da düşünüyorum. Bazı noktalarda kendini görmek istediği noktayla aslında dışarıdan görüldüğü nokta arasında da çok ciddi farklılıklar var Mahmut Esat'ın. Tabii. Yani işte... Yani yansıtmak istediği şekille o algılandığı şekil arasında da çok ciddi farklılıklar var onun. Öyle bir personadan bahsediyoruz ki birinci meclise geldiğinde yani İsviçre'den işte Milli Mücadele dönemi başlıyor. 1919'un başında İsviçre'den Şükrü Saraçoğlu'yla birlikte işte İzmir'i Yunan işgaline girince apar topar geliyor. İşte Milli Mücadele'ye katılıyor. Ankara'da işte ilk birinci mecliste sendikal sosyalist eğilimleri olan bir adamdan bahsediyoruz. Milliyetçi bir damar tabii ki var. Ama şu soru bence baki ve cevaplanması gerekiyor. Hangi Mahmut Esat Bozkurt'tan bahsediyoruz? Evet. Yani en başta sorduğum şey yani bir taraftan sendikal sosyalist eğilimler işçi haklarını savunacaksın. Bu arada bunları savunurken de sınıfsal Marksist bir yerden bakmıyor. Daha çok bu solidarist korporatizm dediğimiz Tağparla hocamın yani vukufla anlattığı o ideolojik perspektife sahip birisi. Yani köylülerin haklı yani halk devriminin işçilerin ve köylülerin hakları verilmediği sürece bu insanlar refah seviyesine ulaştırılmadığı sürece tamamlanmayacağını söyleyen birisi. Bir taraftan da işte Arda Kürt isyanından sonra işte bu memleketin efendisi Türk'tür. Türk olmayanlar bizim hizmetçimizdir. Bu arada Mahmut Esat Bozkurt'un sadece bu Arda'daki Kürt isyanından sonra değil, daha önceki yazılarında 1920'lerde de söylemiş olduğu bir takım böyle ırkçı, ayrımcı, ayrıştırıcı ifadeler mevzul miktarda mevcut. Şimdi Kuşadası olduğundan bahsettik. Bu arada aile kökenleri Mora'ya kadar uzanıyor. Dolayısıyla bir Balkan ve Rumeli şeyi var diyelim. Bağlantısı var. Önce İstanbul Darülfünun'da okuyor. Daha sonra şeyinden bahsetmek istiyorum. Yani ittihatçılıkla rabıtasını kuran kişi aslında dayısı. Dayısı kim? Übeydullah Efendi. Çok enteresan bir şey bu. Yani çünkü Ubeydullah Efendi baktığın zaman İttihatçıların önüne gelen isimlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Abdülhamit istibdatına da çok ciddi anlamda karşı tabii çıkmış, ki onunla mücadele tabii etmiş ki bir isim. Öyle bir isim. Yani belki de işte o aileden gelen bir mücadele ruhu, bir o mücadele muhakkak damarı da var yani Ubeydullah Efendi üzerinde. Tabii o muhakkak. Onun etkisiyle İsviçre'ye gitmiş zaten. Orada hukuk eğitimi alıyor, hukuk doktorası yapıyor. Şimdi İsviçre'nin Cenevre ve Lozan özelliği şu. Burada Hans Lukas Kieser'in Türklüğe İktidar kitabını anmadan geçmeyelim. Bu kitapta Hans Lukas Kieser Türk milliyetçiliğinin özellikle erken dönem Türk milliyetçiliğinin 1911, 13, 13, 16 savaş, 1. Cihan Harbi'de dahil olmak üzere bu yurt dışında işte İsviçre merkezi bu Cenevre Lozan'da okuyan Türk öğrencilerin işte Türk demek Osmanlı o dönem tabii ki oraya gidiyorlar ve o dönem biliyorsun Türk ocağı, Türk yurdu gibi Türk milliyetçinin özellikle etnik Türk milliyetçiliğini ön plana çıkaran bir takım organizasyonlar var. Örgütler kuruluyor 1911 sonrası. Bundan bahsetmiştik hatırlıyorsan programların birinde Türk yurdu özelinde. Bunun muadilini İsviçre'de, Lozan ve Cenevre'de kuruyor ve Türk yurdunun ilk başkanı oluyor Mahmut Esat Bozkurt. Orada Şükrü Saraçoğlu ile daha sonra biliyorsun Türkiye Başbakanlık da yapılacak Cumhuriyet döneminde Şükrü Saraçoğlu. Onunla birlikte orada işte Türk milliyetçiliğinin bu Volkisch dediğimiz etnisite temelli, etnik mensubiyet temelli Türk milliyetçiliği ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bunu temellendiren bir fikriyata sahipler. Böyle bir düşünsel bir serüveni var Mahmut Esat Bozkurt'un. 1919'da işte İsviçre'den dönüp milli mücadeleye katılıyor söylediğim gibi. Kuşadası'nda Kuvayi Milliye. Şimdi Kuvayi Milliye'ye silahlı mücadeleye destek oluyor.
Bunu söylememin sebebi, şimdi adamın hem bir eylem tarafı var, hem bir paramiliter milis tarafı var, hem de bir literati, okur, yazar, işte teorisyen, bundan bahsettik. Hem praksisi hem de teoriyi her cümerç etmiş birisi Mahmut Esat Bozkurt. İşte bundan detaylarıyla hem Hakkı Uyar hem de Şaduman Alıcı kitaplarında bahsediyorlar. Şimdi şurada çok özür diliyorum. Düzeltmiş olalım. Yani her ne kadar Şükrü Saracoğlu ile birlikte cepheye gitmemekle, cepheye gitmemiş olmakla eleştiriliyor olsalar da aslında adam gayet sahada, Kuşadası'nda Kuvayi Milliye için çeteleri örgütlemekle vesaire uğraşan bir eylem insanı. Yani bunları, bazı şeyleri yerli yerine koymak lazım. Tabii yani özel, yani İsviçre'deyken bile 1. Cihan Harbi daha başlamadan Şükrü Saraçoğlu ile birlikte, işte Türk Yurdu ve Türk Ocakları'nın biri başkanı, diğer önemli temsilcisi, Osmanlı'nın savaşa girme politikasını destekliyor. Yani savaş siyasetini de destekliyor Mahmut Esat Bozkurt. Ben şey gibi görüyorum, bu Cenevre ve Lozan'daki Türk Yurdu cemiyetleri baktığın zaman işte nasıl prospektif, nasıl Türkçe, müstakbel Kemalist Cumhuriyet elitleri için birer kadro okulu gibi değerlendirmek evet. lazım bunları. Bu durum işte Dünya Savaşı sırasındaki olan Mahmut Esat Bozkurt ve Şükrü Saraçoğlu için de geçerli. Şimdi bu ikisi de Kemalist devlette son derece yüksek makamlara getiriliyorlar. 19 gönüllü birliklerle savaşmak üzere işte bir İtalyan gemisiyle dönüyorlar. Kuvayi Milliye'ye katılıyorlar. İşte Cumhuriyet ilan edilmeden önce de ilk mecliste milletvekili Mahmut Esat Bozkurt'la kısa bir süre sonra da bildiğin gibi bakan oluyor. İşte zaten o İtalyan ajanı olarak sunulmasındaki evet. temellerden bir tanesi o İtalyan gemisiyle dönüyor olmaları ama. Şimdi o kadar çok şey var ki adamla ilgili konuşacağımız. 1921 ana teşkilatı esasi, anayasanın savunanlardan, Kuvvetler Birliği ilkesini savunuyor. İlginç olan bir şey, bunu ifade edelim. 1924 anayasası ile ilgili meclisteki tartışmalarda yürütme organına çok fazla yetki verip meclisin etkisiz hale getireceğini düşündüğünden bu 24 anayasasını şiddetle eleştiriyor. Bir de bu tartışmalarda geçen önemli noktalardan bir tanesi şu. 1924 anayasası Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi veriyor. Yani buna tamamen karşı. Bunun sebebi biraz tarihsel köklerini aslında şeyde aramak lazım. Yani Abdülhamit döneminde biliyorsun 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden hemen önce Abdülhamit de meclisi feshediyor. Yani aynı yetkinin Mustafa Kemal'e verilmesine karşı çıkıyor. Onun altına yani, o yüzden özel olarak çizmek tabii. istedim. Übeydullah Efendi'nin Abdülhamit istibdatına karşı çıkışının işte belki de çok net bir şekilde etkisini görüyoruz burada Mahmut Esat Bey üzerinde. Tabii. Yani o dönemi yaşamış ya da en azından o dönemin nasıl bir dönem olduğunu içselleştirmiş. Onun gayet farkında. Ve bunu kendi eylemliliğine de yansıtıyor. Ya bir de şey var abi, bu 1878-1918 diyelim. O kuşak Hakkı Uyar'ın da deyimiyle hakikaten travmatik bir kuşak. Yani şimdi 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ni yaşıyor. Balkan Harbi, Balkan topraklarının çok önemli bir miktarda kaybı. Evet. Daha sonra birinci Cihan Harbi ve Milli Mücadele dönemi. Bu kuşağın kafasında bir tane yekpare soru var. Biz bu devleti nasıl kurtaracağız? Yani Jön Türk'ü, muhafazakarı, iddiaçısını, sağı, solu, ortası, sağım, solum, obesi, kimse artık. Herkesin kafasındaki soru aslında Şerif Mardin'in yani o Jön Türklerinle ilgili kitabında söylediği gibi, bu vatanı nasıl kurtaracağız? Bu devleti nasıl kurtaracağız? Meselesi. Mahmut Esat Bozkurt'un da tabii ki bu kuşağın ileri gelen figürlerinden biri olarak aynı soruyla hemhal oluyor. Şimdi baktığın zaman adamın 1924 anayasası ile ilgili meselesi şu. Adam idarenin şahsileşmesine karşı. Yani işte bu Abdülhamit dönemi, Vahidettin dönemi, İttihat ve Terakki dönemi, 1910 biliyorsun İttihat ve Terakki 1913'te bir darbeyle iktidara geldiğinde onlar da meclisi çalıştıramaz hale getiriyorlar falan. Baktığımız zaman
yeni rejimin, Cumhuriyet adı verilen yeni rejimin kurumsallaşmasını isteyen, ona kurumsal bir kimlik kazandırmak isteyen birinden bahsediyoruz. Yoksa Mustafa Kemal'le kişisel hiçbir derdi olamaz. Yani vaki değil. Dolayısıyla Mustafa Kemal zaten çok ciddi bir şekilde de destekliyor. Yani onun tırnak içinde başarılı bir genç adam olduğunun farkında. Ve o özellikle ona da birkaç dakika sonra değineceğiz belki de Bozkurt Lotus davasında. Evet. Ha, gideyim ben eğer kaybedersem de geri de dönmem diyor mesela Mustafa evet, Kemal. Evet, Mustafa Kemal evet. Olur mu öyle şey? Sen gelirsin yine vesaire evet, falan diyor. Evet. Yani. Bu 1924 anayasasıyla ilgili işte idarenin şahsileşmesi, Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisinin verilmesi meselesine karşı çıkışlarda Mustafa Kemal'le oturup konuşup kendisini ikna ediyorlar. Yani ve dolayısıyla böyle bir yasa geçmiyor meclisten. Yani Mustafa Kemal üzerinde bu kadar da etkisi olan birisi Mahmud Esat Bozkurt. Düşünebiliyor musun abi? Bunu yapan adamı 6-7 ay sonra Adalet Bakanı yapıyor Mustafa Tabii. Kemal. Ve daha sonra işte Kemalist devrimin, işte Kemalist kültür alanında yapılanlar, ne bileyim işte bürokrasideki yapılanlar, toplumsal bir takım tepeden inmeci tabii Jacoben devrimler bunu hukuk alanı da takip ediyor ve hukuk devrimleri başlıyor. Bu devrimleri başlatan bunun öncüsü Mahmud Esat Bozkurt. 1925'te Ankara Hukuk Fakültesini açıyor. 25-30 arası Medeni Kanun başta olmak üzere ceza kanunu ve birçok kanunu inşa eden ve hukuk devrimini gerçekleştiren kişi. Biraz bürokratik serencamına bakalım istersen. Burada şeyi söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Yani o ceza kanunuyla ilgili olan değişiklikte aslında çok işlevsel bir yön de var. Hı hı. Yani onu açıklarken, onu savunurken şunu söylüyor. Yani bu devrimin getirdiği yeniliklerin yerleştirilmesi için buna karşı çıkanların da hak ettikleri oranda cezalandırılmaları lazım diyor. Yani bize bu manevra alanını sağlayacak aynı zamanda bu yeni ceza kanunu diyerek. Evet. Yeni ceza kanunu savunuyor. Evet, evet. Tabii biliyorsun ceza kanunu Fransa menşeili bizden iktibas ediyorlar diyelim ceza kanunu. 1925'te Adalet Bakanı olmadan önce bir yıl bir iktisat vekilliği yapıyor. Sanırım 22-23 arası ve tabii İzmir İktisat Kongresi burası önemli. Tabii. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin düzenleyicilerinden... Orada birinci mecliste hani söyledim mi bazı sosyalist eğilimleri, tabii bu sosyalist eğilimlerin içini açmak lazım nedir ne değildir. İşte bu daha çok işçi, köylü hakları ve mesleki temsil yani işçi hakları ile ilgili işçi bir sınıfı gibi değil. Onu böyle bir Marksist bir okumayla yapmıyor ve daha çok söylediğim gibi bu mesleki temsil üzerinden tanımlamaların ve hakların bu şekilde verilmesini savunuyor. Ama bildiğin gibi İzmir İktisat Kongresi'nde hakim olan ekonomik fikriyat Celal Bayar'ın savunduğu ekonomik fikriyat o da nedir? Ekonomik liberalizm. Dolayısıyla biraz da bu şeyden kaynaklanıyor da olabilir gibime geliyor. Hani bu İzmir İktisat Kongresi'nde işte ekonomik liberalizm paradigmasının hakim olmasının sebebi Lozan öncesi işte Lozan görüşmeleri yapılırken de o Batı dünyasına bakın biz işte Bolşeviklerle tabii yani birlikte hareket ettik milli mücadele döneminde ama hani Bolşevik olmuyoruz, Bolşevik olmayacağız mesajı da vermeye çalışılıyor. İşte komünist olmayacağız yani mesajı da vermeye çalışılıyor. Ya o köylülerle ilgili, işçilerle ilgili olan vurgunun altında bana kalırsa şöyle bir şey de var bak. Şimdi bu Aralov sonrasında Türkiye'ye atanan Sovyet elçisi Suritz'in raporlarında var. 4 Ekim 1923 tarihli raporunda, hı hı. merkeze geçtiği raporunda Mahmud Esat Bey ile yaptığı görüşmeden bahsediyor. Evet. Ve orada Mahmud Esat Bey'in kendisine hali hazırdaki devlet erkanının genel olarak yani Sovyet Rusya ile olan ilişkilerin nasıl değerlendirilmesi, nasıl olması gerektiğini aktardığını ve kendisini de işte aslında o tarif ettiği pozisyonlar arasında bir yerde konumlandırdığını söylüyor. Büyükelçi evet. Suritz. Evet. Orada yine Suritz'in aktarımına göre Mahmud Esat Bey aslında memleketin kalkınması için öncelikli adımlardan bir tanesini tarıma yüklüyor.
Yani tarımda gerçekleştirilmesi gereken gelişmeleri önemsediği için aslında belki Mahmut Esat Bey'in böyle işçilere ve köylülere yönelik bir koruyucu, biraz onları böyle bir kalkındırıcı tavrı olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. İşte tam bu noktada hani bu çizdiğin çerçevede adamı solda bir yere yerleştirebiliyorsun mesela. Ancak biraz şimdi, zorlayarak tabii, ama şimdi burada milliyetçiliği devreye girecek. Neden? Çünkü adam ekonomide Türkleştirme zihniyetiyle malum ve bu Türkleştirme arzusu da çok açık. Yazılarında, açıklamalarında, kitabında mesela İzmir İktisat Kongresi'nde şöyle bir lafı var. Gayrimüslim ticaret erbabının ekonomik hayattan tedrici tasfiyesini sağlamak, bunun sonucu olarak doğacak ticari boşluğu süratle Türk tüccarının doldurulmasını sağlamak. Bu baktığın zaman Talat Paşa Dahiliye Nazırı olduğu zaman özellikle 1913 sonrası onun ekonominin Türkleştirilmesi, daha sonra 1. Cihan Harbi ve Ermeni tehciri sırasında Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine gönderdiği telgraflarda Ermenilerden Ermenilerden kalan iş yeri ya da diğer ticari bir takım kurumların İslamlaştırılması ya da Müslümanlara verilmesi. Niye? İşte Müslüman bir orta sınıf burjuvazı yaratalım. Aynı çizgi devam ediyor burada da baktığın zaman. Bu lafı eden Mahmut Esat Bozkurt'a o zaman Mustafa Kemal de iştirak ediyor. Aynı üslupla. O da şunu söylüyor. Ermeniler özelinde söylüyor bunu Mustafa Kemal. Ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur. Memleket sizindir. Türklerindir. Bu memleket tarihte Türktü. O halde Türktür. Ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Memleket en nihayet yine sahibi aslilerinin elinde takerrür etti. Ermeniler vesairenin, yani Hristiyanların burada hiçbir hakkı yoktur. Bu bereketli yerler koyu ve Öztürk memleketidir. Bu da Mustafa Kemal'in söylediği şey İzmir İktisat Kongresi bağlamında. Şimdi şöyle eleştiriler gelebilir sana da bana da. Siz de cımbızla çektiniz, aldınız. Sonuçta 1923-24'te söylenmiş şeyler, ne bileyim işte İtalya'da birkaç sene sonra, hatta o zaman faşizm, işte Almanya'da nazizm iktidara geliyor. Sonuçta dönemin böyle bir ruhu var. Demokrasiler mi vardı? Kabul etmiyorum ama anlıyorum bu eleştiriyi tabii ki. Ancak burada şöyle bir şey var. Bu cımbızla çektiğim söylemler, öyle kabul edelim eğer öyle bir söyleniyorsa, bunlar sadece bu dönem söylenmiş laflar değil, söylemler değil, eyleme dökülmüş bir önceki rejimin, aynı kadro, aynı akvaryumdan çıkan rejimin diğer kadrolarının ve fikriyatının da aynı zamanda söylemleri ve eyleme döktüğü şeyler. Dolayısıyla gökten zembille inmiyor. Ya bir de bunlar. Şimdi tam cımbızla çekiyoruz diyelim de, yani o kadar çok cımbızla çekebileceğimiz şey var ki. Yani hani bir de ona da dikkat etmek lazım. Yani bu kadar yıllar boyunca, yani 1920'lerin başından 1950'lere kadar eğer bu kadar çok cımbızla çekebileceğimiz malzeme varsa çok da zorlanmak lazım. Yani hani büyük böyle bir tırmıkla da vursak zaten onun içine bir şeyler gelecektir. Bak aynı minvalde gene benim de aldığım notlar var. Yani yeteri kadar yani ne yaptınız ki siz diyenlere kendi yazdıklarından verdiği bir cevap. Yani o kadar fazla Türklük, Öztürklük vesaire vurgusu var ki. Yani hani bunun kesinlikle artık çok da bana kalırsa yani hani böyle saklanacak yanı yok. Ya şöyle ifade ediyor. Türk olmayan bütün bir maziyi darmadağın eden Latin harflerinden, medeni kanundan, Öztürkçülük siyasetinden, fes yerine şapka koymaktan, borç için hapsin kaldırılmasından daha radikal ne gibi işler yapılabilirdi? Evet. Bütün bunların kıymetlerinde şüphesi olanlar bizi değil, Avrupa'daki dünkü düşmanlarımız tarafından söylenen ve yazılan şeyleri dinlemeli ve okumalıdır. Bunlar onlara belki bizden fazla tesirli olurlar. Yani yine bak o gün daha evvelki programlarda o Türk Yurdu Dergisi üzerinden yaptığımız bu işte şunlar düşman, bunlar şeytan vesaire mantığı. Yani Avrupa'daki dünkü düşmanlarımız tarafından söylenen şeylere baksınlar diyor eğer. Evet. Bizim ne yaptığımızı sorgulayacaksanız, hani bizim ne söylediğimize değil, bizim düşmanlarımız bizi nasıl eleştirmiş oraya bakın, zaten ne yaptığımızı görürsünüz diyor. O sosyal Darwinist zihniyet son derece baskın tabii ki. 1930'larda da mesela şurada şimdi not almışım. Halk Dostu gazetesinde köylülerin işçilerin sövülmesini şiddetle eleştiren yazılar kaleme almış baktığın zaman.
İşte Atatürk İhtilali kitabı yine. Kitabı ben uzun zaman önce okumuştum. Bana karşılaştırmalı bir tarih kitabı gibi gelmişti. Ama hukuk bilgisini kullanıyor tabii ki. İşte Avrupa tarihinden birçok örnekler veriyor. Ama bence kafası bayağı karışık bir adam baktığın zaman. İşte sol çizgi, sol Kemalist çizgi, ne bileyim tabii ki o dönemde az önce bahsettiğim gibi yani 1930'larda Kemalizm yok ki, Kemalizmler var. İşte kadrocuların Kemalizmi, Recep Peker'in işte bu Ülkü dergisi etrafında yarattığı bir Kemalizm var. İşte Peker kadroculara karşı biliyorsun o dönem, işte daha sağ tandanslı biri. Ahmet Ağoğlu var, onun bir işte liberal ekonomi, işte Tekin Alpler var, işte Saffet Arın Enginler var yine. Dolayısıyla baktığımız zaman daha böyle çok sesli bir Kemalizmler döneminden bahsediyoruz. Aynı Mahmut Esat Bozkurt biliyorsun Karl Marx'ın işte Das Kapital'in niye Türkçe'ye çevrilmediği ile ilgili de eleştirilerde bulunuyor. Ve ona göre şu işçiyi ve köylüyü ne bileyim içine almayan bir milliyetçilik davası olamaz diyor. Bir taraftan da işte dünyayı verseler bir Türk'ün burnunun kanamasına değişmem demiş. Zaman oldu ki Türk'üm demek ayıp sayıldı. Çünkü Türk tahkir makamlarına kullanıyordu. Kaba Türk, ayı Türk. Yani 1911-16 arası Türk Yurdu dergisi biz inceledik. İşte burada programını da yaptık. Ve son derece yüksek miktarda bu içerikte yazılar görebilirsin. İşte Köprülüzade Fuat Köprülü'den, evet. Halide Edip'ten, Yusuf Akçuralar'dan, Celal Nuriler'den, Kazım Namiler'den. İşte Mahmut Esat Bozkurt da tabii ki bu tornadan çıkan bir münevver baktığımız zaman. Söylediğim gibi bana ilginç gelen bu Atatürk İhtilali kitabı 1937'de bitirdi. Daha sonra yayınlanıyor ama işte bu faşizm nazizm karşılaştırması faşizme tamamen karşı çıkıyor ve dediğimiz gibi Kemalist rejimle karşılaştırırken nazizmle aramızda çok az fark var diyor. O da ırkçılık meselesi. Baktığımız zaman burada da Stefan İhrik'in Atatürk'in Nazi Imagination kitabı vardı. Bu kitap Türkçe'ye de tercüme edildi ve biliyorsun işte buradaki milliyetçi çevrelerce kitap afroz edildi. Stefan da yakın arkadaşım. Şu anda adam Türkiye'ye gelmeye hakikaten korkuyor. Çok da kötü tepkiler almış, e-mailler almış. Neyse orada fazla girmeyeyim. Baktığımız zaman adamın kitabındaki analizi burada sağlamasını yapıyor Mahmut Esat Bozkurt özelinde. Bir diğer yine etnik milliyetçi ve ırkçılığın sularında yüzen milliyetçi fikriyatının skalası o kadar geniş ki bunun içine Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasındaki faaliyetleri de giriyor. Ta 1920'lerin sonlarında 30'ların başlarında olan, ben Demokrat Parti dönemindekinden bahsetmiyorum, hı hı. Yani orada Vatandaş Türkçe Konuş kampanyalarını desteklemiş. İşte o da biliyorsun bu işte Türkiye'li Musevilerin, Yahudilerin İşte vapurlarda o hep o örnek ve Ladino konuşuyorlarken Ladino konuşmalarından rahatsız oluyor ve Türkçe konuşun dediği söyleniyor. Böyle bir rivayet var. Ya tabii ki bu dönemin Mahmut Esat Bozkurt gibi aydınlarını düşünce sisteminde bence tutarlılık ve istikrar aramak biraz sorunlu ve tarihsel de gelmiyor bana. Bu yani geç Osmanlı döneminin onun okullarında okuyan ve yıkılmış, yenik düşmüş bir imparatorluğun başkalarının da varlığı yokluğu üzerinden varlığını borçlu olan bir imparatorluktan daha sonra yeni bir rejime, işte bir daha monolitik, daha homojen bir yapıya geçiliyor. Ulus devlet, modern devlet dediğimiz zaten mantığı bu. Onun hizmetine olan, onun hizmetinde koşan bir aydın tipolojisi o dönemin işte liberalizm, faşizm, demokrasi, işte nazizm daha sonra yükseliyor, sonra yine demokrasi geliyor. Yani bütün bu kaotik ortamın döndüğü bir iklimde ve atmosferde kafasının karışık olması, istikrarlı, dağınık olması, savrulması bana biraz da tabii pragmatizmden ileri geliyor bu biraz. Ona tamam, da aynı şeyi söyleyecektim. Hı-hı. Şimdi ben de yazdıklarını okuduğumda biraz böyle nasıl söyleyeyim hukukçu yöntemi görüyorum. Yani hı-hı. Ortada 10 tane 15 tane argüman var ama hı-hı. bir tanesinin sağlam olmadığını göstermek suretiyle aslında o bütün sepeti çöpe atabiliyor. Evet. Yani ben o yüzden doğru söyledim. Yani çok pragmatizm üzerinden hareket ediyor.
belagatının kuvvetli olmasının avantajını çok ciddi anlamda kullanıyor. Ve biraz da ona bağlıyorum ama mesela yine şeye baktığımda yani bu liberalizmle de biliyorsun liberalizme de kafayı takmış vaziyette aslında. Yine kendi yazdıklarında aslında liberalizm üzerine müthiş bir literatür taraması görüyorum ben. Yani var olan bütün liberal düşünceler üzerinden hani uygun olduğunu düşündüğü kısımları alıp oradan da sadece o alıntılar üzerinden bile müthiş naratif yaratabiliyor. Evet. Yani senin söylediğine katılıyorum. Belki bir iş tutarlılık aramak çok doğru olmaz. Hı-hı. Ama ben işte onu bu dönemki entelektüel üzerinden o iç tutarlılık çabasını arıyorum. Ve hani o çabanın da Mahmut Esat'ta var olduğunu görüyorum. Yani iç tutarlılığını sürdürme çabası var. Tabii ki nereye kadar devam ettirebiliyor bu ayrı bir soru. Ama hani o çaba içinde olduğunu yani dönemin koşullarını iyi idrak ettiğini, ne yapılması gerektiğini, nerede tırnak içinde söylüyorum zor kullanılması gerektiğinin gayet farkında. Nitekim o işte bahsettiğimiz ceza kanunu, yeni ceza kanununun savunusunda da onu söylüyor. Yani bu rejimin şu anda aslında rejime karşı çıkanlara karşı da korunması lazım ve bunun belli bir oranda, doğru oranda yapılıyor olması lazım. Bu ceza, yeni ceza kanunu bize bu avantajı, bu el üstünlüğünü verecek diyor. Evet. Veya yine devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılması konusuyla ilgili olarak hani çok uzun saatler boyu konuşulabilecek bir konuda. Dediğim gibi gene kıvrak zekasıyla ya İslam'ın şartları ortadadır. Bunun için de hacca gitmek vardır. Ne yapacağız? Türk devletini hacca götüreceğiz de ondan sonra hacı devlet efendi mi olacak diye kestirip atıyor. Yani bahsettiğim o hukukçu pragmatizmi aslında biraz da bu. Evet evet. Aslında o meselede Ziya Gökalp'ten ayrıldığı nokta yani Ziya Gökalp'in laiklik anlayışı yani biraz daha İslam'ın ön planda olduğu. Evet. Ama baktığımız zaman Mahmut Esat Bozkurt özelinde Türklük daha ön planda orada. Tabii medeni kanun baktığımız zaman işte Türk devriminin en seküler eylemi olarak nitelendirilebilir. Yani İsviçre medeni kanunun kabulü 1926'da. Mahmut Esat Bozkurt yine tabii öncülerinden kanunun. Tabii bu yapılan kanunlarda ya da hukuk devrimlerini Türk milliyetçiliğiyle birleştirme, yakınlaştırma, evet, ilişkilendirme çabasını her zaman görüyoruz. Yani bunun işte İsviçre Medeni Kanunu ile ilgili söylediği şeylerden bir tanesi işte en yeni ve en mükemmel milletimizin duyguları ile istinas etmeyecek yani zıtlık oluşturmayacak hiçbir noktası tasavvur edilemeyecek bir kanun olarak takdim ediliyor Medeni Kanunu. Mahmut Esat 1930 yılına kadar Adalet Bakanı, 42 yılında vefat ediyor biliyorsun. O zamana kadar da milletvekili olarak kalıyor. Şimdi neden görevinden ayrıldı ya da ayrılmak zorunda bırakıldığı sorusuna cevap hani 1942'de mi vefat ediyor? 42 ya da 43 olması lazım. Yani 1930'lu yıllardaki verilere baktığımız zaman kullandığı işte ırkçı ifadeler. Ne bileyim. Tabii biliyorsun bir de antimasonluğu var. Yani işte ben onu da hep aslında yine o Türklüğe olan vurgu üzerinden. Çünkü o kitabında da ya da o yazılarında da diyelim. Yani masonluğu siz bir noktadan sonra karşınızdakinin mason olması üzerinden onun dininin veya milliyetinin herhangi bir önemi kalmadığını yani onu önceleyeceğinizi, onun mason olması dolayısıyla, o mason kimliği dolayısıyla onu önceleyeceğinizi söylüyorsunuz. Yani bugün şartlarında hani milletten, milliyetten daha önemli bir kimlik yoktur diye mesela okudum o eseri. Ben onu da söyleyeyim. Yani orada da dediğim gibi yani o yüzden ben Türklüğü, tırnak içinde öz Türklüğü her neyse o, yani onu böyle sürekli olarak tam ortaya koyup onun etrafından böyle ilerlemeye çalışıyor gibi okuyorum dolayısıyla. Bilmiyorum katılır mısın ama tabii. Bence doğru bir analiz. Hem söylemlerine hem de yazılarına baktığımız zaman bu argümanı yapmak mümkün. Yani Masan localarıyla olan ilişkisi de bana göre yine o özcü Türk Türk milliyetçiliği, Türklük kimliği, bunu her şeyin en üst tepesine koyması, bununla tanımlandırması, işte diğer unsurların bunun üzerinden şekillendiğini düşünmesi, işte bunu, ne bileyim işte gayrimüslim unsurlar bunun tabii içine tabii ki yani masonlar da giriyor onun dağarcığında. Bunun yanında tabii bir de Serbest Cumhuriyet Fırkası'yla bazı ilişkilenleri olmuş. Bunun da yine
yani görevden ayrılmasında ya da görevi bırakmak zorunda bırakılmasında etkili olduğu söyleniyor. 1930 sonrası ne yapıyor? İşte yazar, hem yazar hem de profesör olarak İstanbul'da çalışıyor. 33'ten itibaren bir de Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim görevlisi. Bu sıfatıyla da işte Türk devrimini daha böyle global bir düzeyde geçerli bir fikriyat haline getirmeye çalışıyor. 1932 yılında ilk kez Kemalizm kavramını kullanmış Mahmud Esat Bozkurt baktığımız zaman. Yani tabii dönem milliyetçilikler çağı. Yani buradan da Eric Hobsbawm'a bir selam gönderelim. Yani baktığın zaman o döneme 30'lu yıllarda, erken 30'lu yıllar diyelim. Şimdi Türk tarih tezi var. Güneş dil teorisi var. İşte bunlar her ikisi de etno milliyetçi ve yani ırkçılık sularında, yani ırkçılık kokan o tonda olan, o tınıda olan bir takım teoriler gelişiyor bu dönemde ve Mahmud Esat Bozkurt da sonuçta bunları kabul eden, bunları benimseyen, bunların yani harcını, çimentosunu oluşturan entelekt münevverlerden bir tanesi. Yani lider kültü, tabii Mustafa Kemal'e olan bağlılık ve lider kültü çok net bir biçimde görülüyor. Ama yine baktığımız zaman Atatürk İhtilali kitabında baktığımız zaman, yani Hitler'i, işte Alman Ulusal Kurtuluş Hareketi, her neyse o, yani bu yani nasyonel sosyalizmi Alman Kurtuluş Hareketi olarak görüyor. Evet. Kemalizmin Milli Kurtuluş Hareketi olduğu gibi baktığın zaman, yani böyle bir analoji içinde bunu kuruyor yani. Ve nasyonel sosyalizm ona göre Kemalizmin nasıl desem, yani bir varyasyonundan, yani tabii, değişik bir varyasyon. Farklı bir coğrafyada, evet, ortaya çıkmış hali. Bunu, yani bu görüşü doğru buluyor. Yani ve Hitler her zaman Atatürk'ten örnek aldı diyor. Yani baktığımız zaman Mahmud Esat Bozkurt. 3 aşağı 5 yukarı birçok şeyi aslında söylemiş olduk. Onun hem düşünsel hem de eylem repertuarına. Ya şeyi de ekleyelim. Yani ilk başta şunu söyledik. Hani farklı bakış açılarından aslında nasıl değerlendirildiği de önemli. Çünkü aslında bugün zihinlerde kalan versiyonlar diyelim. Tabii. Bizzat bu bakış açılarının ürünleri. Yani genç cumhuriyetin ilk yıllarında kendini dünyadaki diğer devletlere kabul ettirmeye çalıştığı bir zamanda senin gidip Lahey'de Adalet Divanı'nda bir uluslararası dava kazanıyor olman önemli bir şey. Hmm. Yani hem devletin prestiji açısından önemli, hem genç cumhuriyetin diğer devletler tarafından dünya nezdinde kabul edilmesi açısından önemli. Dolayısıyla yani Mahmud Esat'ın bir uluslararası hukuk kahramanı olarak görülüyor olmasında ben şaşırtıcı bir yön bulmuyorum. Hı hı. Ama bu işte o bahsettiğim, yani bunu filme çekecek olsan, senaryo yazacak olsan, ya abi çok karikatürize bir şey yapmışsınız. Hani bu kadar da olmaz. Hani kısa süreli bir hayatı var, başarılı bir eğitim geçmişi var. Evet. İşte geliyor liderin yanında, çoğu zaman bazı noktalarda ona karşı çıkabiliyor falan. Hı hı. Yani çok klişelere düşülüyor. Hı hı. Ama bu da belki de o dönemin şartlarının sonucu. Yani o Mahmud Esat da o dönemin bir ürünü sonuç itibariyle. Kesinlikle. Az önce söylediğim gibi bir, yani bu 1878-1918 arası yetişen bir kuşaktan bahsediyoruz. Tabii ki yani bu kuşağın savrulabileceği ya da kanalize olabileceği başka bir ihtimal de olabilirdi. Daha özgürlükçü, ne bileyim, daha liberal, daha eşitleyici bir ihtimal işte olabilirdi. En başından itibaren o liberalliğe karşı, yine burada benim yaptığım alıntılardan bir tanesi, liberalizm üzerine Papa'ya sorulsa en güzel devlet sistemi şüphe yok ki İsa'nın hükümetidir. 20. asrı havarilerle idare etmek ister. Şimdi gel sen ol da Papa'ya meram anlat. İşin asıl yanık yeri şu ki bizim liberaller doğduğu yerlerde bile adı sana unutulan bu sistemle memleketin bugünkü acılarını sarmak inadındadırlar. Bu koca karı ilacı yaraya tuz basmaktır. Hı hı. Yani çok keskin bir şekilde en başından itibaren liberalizme mesafeli. Evet. Devletçilik tarafında, devlet için yani bazı noktalarda aslında dediğim gibi, yani bugün o daha Kemalist ideolojinin içinden gelenlerin de söyleyeceği üzere, altını çizeceği üzere, yani defalarca devlet için kendini feda etmeye hazır.
vaziyette. Yani onun örneğini verdim. Yani ya gideyim ben Adalet Divanı'na götürelim davayı. Hani kazanırsak zaten bizim açımızdan çok önemli. Kaybedersek de en azından davayı Adalet Divanı'na götürmüş olduğumuz için bizim şeref için şereftir. Ama olur da kaybedersem memlekete de geri dönmem diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal olur mu canım sen git kazanacaksın zaten. Kaybedersen de bir şey yok geri gelirsin diyor. Evet. Yani veya daha sonraki yıllarda o davadaki başarısı üzerine tabii yani aslında Kıraathane'nin izleyicileri, dinleyicileri, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin dinleyicileri için bu çok gerekli bir not olmayacak ama tabii ki Mahmut Esat Bozkurt o davaya gittiği için o dava Bozkurt Lotus davası değil. O dava Bozkurt Lotus davası olduğu için daha sonradan Mahmut Esat Bey Bozkurt soyadını alıyor. Bunu söylemiş olalım. Yani onu da bir şey yapayım. Aslında Mustafa Kemal'in Mahmut Esat Bey'e önerdiği soy isim Ateşten Adam. Mahmut Esat Ateşten Adam ol sen diyor. Soyadı kalmış çıktığında o da diyor ki müsaade ederseniz hani bu Bozkurt soyadını alayım diyor. Benim için önemi var diyor. Evet. Daha sonraki yıllarda bir Fransız tramvay, Türkiye'deki bir Fransız tramvay şirketinin millileştirilmesi üzerine o tramvay şirketi aslında Mahmut Esat Bey'i bir avukat olarak tutmak istiyor. Hı hı. Fakat o davayı tabii ki reddedip Fransız tarafını yine Türkiye'nin savunusunu yapıyor. Ve eşi yine analarında anlatıldığı üzere yani eşi diyor ki yani hani niye para almadın diyor. Diyor devletin ne parası var ki ne para alacağım diyor bu görev için diyor yani. Bu avukatlık hizmeti evet. için. Evet. Yani dolayısıyla defalarca yani böyle bir portre çizmek de mümkün. Ama bu çok eksik kalıyor. Evet, evet. Senin söylediğin gibi yani sadece işçilerle, köylülerle ilgili yazdıklarını okusan hani biraz da zorlayarak neredeyse bir işte Marksist Mahmut Esat Bey portresi çıkıyor ama değil yani evet, bu çok eksik. Ya çok yine yanlış. Atatürk İhtilali kitabında zaten komünizmden ayrıldıklarını, komünist olmadıklarını, tabii. komünizme karşı olan düşüncelerinden de bahsediyor. Ya bakıldığında adamın kendi düşünsel entelektüel serencamını epizot epizot bakmak lazım. Dönem dönem olaylara göre, durumlara göre bakmak lazım. Böyle değerlendirmek lazım. Çünkü bir bütün teşkil etmiyor. Dediğim gibi tutarlı bir şey bulamıyoruz yani. Ancak tabii bütün bu hizmet, yani vatana hizmet kavramı, nosyonu bunların içselleştirdiği bir şey. Bu dönemin kurucu kadrolarında yer alan isimlerin içselleştirdiği bir şey. Bir de tabii kendini o lider kültü son derece yerleştiği için Recep Peker için de aynı şey geçerli evet. baktığımızda. Lidere kendini ispatlaman gerekiyor. Lidere yararlı olduğunu ispatlaman gerekiyor. Böyle bir çaba da var. İşte Lotus davası bunlardan biri olarak görülebilir. Orada tabii uluslararası bir reputasyona kavuşuyor aynı zamanda Mahmut Esat Bozkurt. Ancak baktığımızda bence Mahmut Esat Bozkurt özelinde sorulması gereken önemli sorulardan bir tanesi ve problemlerden bir tanesi o dönem işte Atatürk'ün etrafındaki diğer kadrolarla, diğer kurucu kadrolarla yani merkezde ya da çeperde yer alan kadrolarla Mahmut Esat Bozkurt arasındaki ilişkiler, çatışmalar, evet. Yani bu aile içi kavgalar baktığımız zaman deyim yerindeyse bunları bence tartışmak lazım. Mahmut Esat baktığımız zaman Mahmut Esat Bozkurt biraz bu kavgalardan, bu çatışmalardan yenik düşmüş gibi gözüküyor. İşte kadro hareketiyle olan, Recep Peker'le olan meselelerinde. Ama yine de bugün hala özellikle hukukçular o mahfillerde Mahmut Esat Bozkurt hukuk devrimine olan emeği ya da katkısı diyelim. Sitayişle anılan, işte her yıl adına törenler düzenlenen şahsiyetlerden bir tanesi. Ben Türk milliyetçiliğinin ırkçı damarının son derece baskın olduğu kanaatindeyim. Bunun bir tepkisellik, bir reaksiyon ya da nasıl söyleyeyim geçici o dönemin o dönemin düşünsel ikliminden dolayı zorlayıcı bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Ben kendisinin müktesebatının böyle bir düşünceyle mağlul olduğu kanaatindeyim. Ve bu söylemlerin sadece söylem düzeyinde değil aynı zamanda yani bu ırkçı söylemlerini içselleştirdiğini, buna inandığını, iman ettiğini düşünüyorum. Ancak bu sadece Mahmut Esat Bozkurt'u ırkçı bir düşün adamı ve eylem adamı olarak değerlendirmiyoruz biz sadece. Sadece bununla fazla indirgemeci evet, bu müktesebatının bir unsuru, onun düşünsel zihin haritasını şekillendiren önemli unsurlardan bir tanesi.
Kazım Karabekir'i işleyeceğimiz bölümde de ona belki döneriz ama Kazım Karabekir'le de tabii çok ciddi çatışmalar yaşadığı anlar var. Evet. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Yani sen öyle bir şey düşünür müsün? Yani ben çünkü biraz öyle bir noktadayım ama acaba biraz fazla mı speküle ediyorum diye de kendimi sorguluyorum. Hem tarihi aval avali tarih için yaptığımız diğer bölümler için hazırlıklar sırasındaki hı-hı. okumalar hem gene bu tazelediğimiz Mahmut Esat okumaları sırasında şöyle bir izlenime kapıldım. Sanırım Mustafa Kemal'le siyaseten en az çatışmış olan o dönemin figürlerinden bir tanesi olabilir gibi geliyor. Evet. Yani İnönü üzerinden baktığımızda, Celal Bayar üzerinden baktığımızda ki onları hep inceledik yani İnönü'yü inceleyeceğiz. Kazım Karabekir üzerinden baktığımızda yani onların biraz daha fazla tarihsel olarak güç getiriyor olmaları. Hı hı. Mahmut Esat Bey'de ise bunun olmayışı mı acaba buna sebep? Yani Mahmut Esat Bey'in diğer figürlere göre siyasi iktidar... Yani bunu ideolojik olarak söylemiyorum ama yani onu ayıralım. Hani ideolojik olarak yine çok güçlü fakat siyaseten yani daha evet. belki bunun pratikteki yönü evet. olarak. Evet evet yani o daha çok yeni kurulan rejimin işte cumhuriyetin ve bu cumhuriyeti teşkil eden kurumların ve bu cumhuriyet yeni kurulan rejimin kimliğinin kurumsallaşması. Bunun da hukuk ve kanunlarla hukuk devrimleriyle olacağına inanan birisi. Ve bu dolayısıyla ben daha çok bu yeni rejimin altyapısını, kurumlarını, ayaklarını, sac ayaklarını kanonize eden bir şahsiyet olarak değerlendiriyorum. Siyasi o anlamda diğer figürlere göre çok da siyasi bir aktör değil baktığımız zaman. Daha kurumsal bir aktör. Böyle bir tercihi var gibi gözüküyor. O anlamda siyasi çatışmalardan, iktidar çatışmalarından bir miktar azade olmuş birisi. Belki uzak durmuş birisi. Mesela Recep Peker'le karşılaştığımızda. Tabii. Böyle değerlendirebilirim. Ancak dediğim gibi böyle yekpare, dörtbaşı mamur tutarlı bir tanımlama yapmak ve düşünsel parametrelerini böyle tak 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 net tanımlamak son derece zor. Sadece onun değil bu dönemin diğer kurucu kadrolarında yer alan isimleri için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Bizi demek ki önümüzdeki iki bölüm içinde gene sıkı çalışma dönemleri, hazırlık dönemleri bekliyor. Evet. Sürçülisan ettiysek affola. Hakikaten zor konular, ciddi emek gerektiren, ciddi okumalar gerektiren, üzerine kafa yorması gerektiren konular ve personalar bunlar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Senin de hazırlık süreçlerinde aynı şekilde ilerlediğini biliyorum. Ben de aynı şekilde ilerliyorum. Sürekli kendimize de soru işaretleri koyarak yani hani klasik olası tuzaklara düşmeyelim, düşünsel tuzaklara düşmeyelim evet. diye. Evet. Umarım beğenir. Ağzına sağlık dostum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.